Çok uzaktasın Hasan, çok uzaktasın. Gel buraya. Selamun aleyküm arkadaşlar. Alfa Romeo Giulietta, aslında Giulietta da diyorlar. Pratik bilgiler göstereceğim size. Aracın trigger setini değiştireceğiz. Ayrıyeten fren pedalı, frene bastığın zaman titriyor. Titremesinin sebepleri disklerin yamuk olmasından kaynaklanıyor. Onları taşlatacağız. 4 tane diskini söktük arkadaşlar. Onları taşlatacağız. Ama balataları yeni, aracın balatalarını değiştirmeyi düşünmüyoruz. Evet Hasan'ım, yaklaş bana. Yanmış. Diskler yanmış. Eğri olduğunu düşünüyoruz. Ve taşlattığımızda fren pedallarının kesinlikle titreyeceğine inanmıyoruz. Çünkü devamlı bu gibi sorunlarda disklerin eğri olduğu ortaya çıkıyor. Hasan, yaklaş bana. Şimdi tekrar bana göster Hasan'ım. Alfa Romeo Giulietta'larda 1.6 GTD motor var. Yani Fiat grubunun kullandığı PFT motoru var arkadaşlar. Onun için şimdi üst kapağını açıyoruz. Az bir şey indireceğim. Boyumuz yetmedi. Bu arada maskeyi buraya taktım Hasan'ım. Sırf çekim için. Mesafeyi koru Hasan. Mesafeyi koru. Kapağımızı indirdim. Normal 1.6 GTD Fiat PFT motoru var. Arkadaşlar, akümüz hemen sol farın arkasında. Sigorta tablosu. Yaklaştır şuraya, odakla Hasan. Kesinlikle tanzikli suyla yıkamayın diye uyarı var. Fren hidroliğimiz burada. Şurada yaklaştır, yaklaştır, odakla. DOT 4 hidrolik kullanılıyor. Evet. Aracımıza 5.30 partiküllü yağ kullanıyoruz. Arkadaşlar, 5 litre yağ alıyor. Motor yağını buradan koyuyoruz. Yağını buradan kontrol ediyoruz. Evet, yavaş yavaş buraya doğru gel. Mazot filtremiz kağıt arkadaşlar. Demir parçanın içinde kağıt mazot filtremiz var. Zaten yeni kasa doklolarda aynı mazot filtresi var. Motorumuzun suyunu buradan koyuyoruz. Antifrizli suyunu ve silecek suyunu da sol farın hemen arkasında. Evet, şimdi havaya kaldırıyorum. Evet. Arkadaşlar, trigeri sökmek için haliyle davulun bazımızın yarım söküyoruz. Triggerimiz ortaya rahat çıksın diye. Hemen yağ filtremizin yerini göstermemiştik. Yağ filtremizin yeri burada. Özel aparatımız var. Onunla değiştireceğiz. Fren balatalarını gösteriyorum. Yeni olduğu için değiştirmeyeceğiz arkadaşlar. Hasan, şuradan tut bana. Bayağı da bir uzun civata takmışlar, ince diş. Atarım ben seni. Bir şey varsa bakarız. Evet. Hasan, biraz yaklaş. Kayışımızı çıkaralım. Şurada otomatik gergi var. Buradan kayışımızı çıkarıyoruz. Evet. Kayış numaramız gözüküyor mu Hasan? Belki Alfa Romeo sahipleri varsa. Evet. Alfa Romeo sahipleri varsa 6PK 1397 kayışın numarası Giulietta 1.6 GTD motorlarda. Evet. Arka taraftaki diskleri de söktük arkadaşlar. Şu şekilde. Arka dislerimizi de söktük.
4 tane diskimizi taşlatıp toplayacağız. Diskler taşlanırken biz tabii ki haliyle trigger setimizi sökeceğiz. Çok sade bir ön takımı var. Evet arkadaşlar, alt kapakları, krank kastanı ve gergi kütüklerini söktüm. Şimdi üst kısmını sökeceğiz. Julietta'mızın bütün lokma takımlarını hazırladık. Üstünü de söküp trigger'i ortaya çıkaracağım arkadaşlar. Üste ne söktük altta onu göstereceğim. Altta krank kastanımız var. Onu söktük. Krank kastanı göbekten değil dıştan söküyorsunuz. Bir tane ara gergimiz var kanallı, onu söktük. Bir de otomatik gergimiz, ayarlı kayış gergimiz var, onu söktük. Evet. Alparslan gel bakayım. Söktüğüm yerlere tut. Evet. Alpaslanım söktük çubaklarımızı. Tabii burada yedek su depomuz vardı. Onu söktük, yatırdık. Mazot filtremizi komple söktük, yatırdık. Ve motor kulağımızı da komple çıkardık. Motor kulağımız, Alpaslan oraya tutuyorsun hale. Şimdi şurada bir tane civatamız var. Fiat Doblo'larda size bir şey göstereceğim şimdi. Hasan, masanın altında bir şey var. Bak şu kapı, ha onu getir. Arkadaşlar çok hoşuma gitti. Fiat Doblo'larda yok ama Julietta'larda şöyle bir motorun sesini kessin diye çıt çıtlı ve cırtlı arkadaşlar. Onu göstereceğim şimdi birazdan. Kapağımızı çıkaralım. Bir civatamız daha var. Tabi dar alanda bazı şeyleri sökerken çekimleri biraz zor oluyor ama yapacak bir şey yok. Evet. Odaklı Hasan şuralara. Cırt var burada. Şu şekilde yapıştırıyorsun, cırtlıyorsun. Bu şekilde kalıyor. Ve cırttan çıkarıyorsun. Motorun sesini demek ki arkadaşlar bayağı bir azaltıyor. Şöyle bastım. Tuttu gördüğünüz gibi. Ama Doblo'larda da bunun olmasını isterdim. Sesin az olması için. 14-15 yıldızı ver. Evet, triggerimiz söküldü, açığa alındı. Lifi biraz indir abisi.
İndir. İndir, 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 indir. İndir. İndir abisi. İndir. Tamam Alparslanım. Alparslan bir de 12-13 yıldız ver yavrum. Yıldızımı alayım. Alparslan, 30 senelik 13 yıldızı getirmişsin. Bir tane düzgün 13 yıldız getir. Dursun bu şekilde. Bastın mı? Triggerin önünde hem motor kulağının ayağını tutuyor hem de kapak gibi görevi yapıyor. Trigger kayışı komple meydana çıktı arkadaşlar. Yiğit çıktı meydana. Evet. Hiç değişmemiş. İlk defa biz söküyoruz. Evet arkadaşlar. Alfa Romeo İtalyan arabası olduğu için Fiat grubun etiketlerini görüyorsunuz. Fiat grup zaten birçok parçalarında da PFT'nin amblemi var. Gördüğünüz gibi şurada PFT. Ama İtalya'nın en güzel araçlarından bir tanesi Alfa Romeo Giulietta. Çevir Hasan. Çevir Hasan. Çevir. 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 Dur. Dur bir dakika. Sente'ye gelmiş mi bir bakalım. Evet, şu anda Sente'de. Evet Hasan'ım. Şu anda Sente'mizde. Eksentrik bu konumda durmalı. Pompa da bu şekilde durmalı. Buradan şöyle. Evet arkadaşlar ben biraz iri cüsseli olduğum için elim iri hiçbir yere girmiyor ama elim de yatkın olduğu için kolay söküyorum ya. İş cüssede değil de. Evet arkadaşlar. Şöyle bir gerilimimiz var. Hasan göster buraya yavrum.
Hasan, tatillerde seni çok soran var. Hamido'yu çok soran var. Hamido nerede? Hamido nerede diye. Çok soran var Hasan'ım. Konuşsana Hasan ya. Vallahi usta, tatilde evdeydik ya. Zaten yasak vardı. Evet. Hay işimizi çıkarıyoruz Hasan. Buraya şimdi birazdan su tavası getireceğim. Önce şuraya bir koyalım Hasan. Evet. Trigger setinde arkadaşlar bir devirdayım var. İki tane bilye var. Biri sabit, biri de oynar bilye. Evet, setimizi aldık. Şimdi şurada açacağım ya. Bunları da buraya koydum ya. Sırf size gösterebilmek için. Vay efendim, arabanın üstüne şu konur mu? Vay efendim, bu konur mu? Milletin eleştirmelerinden de bıktım. Böyle Dayko setin içinde gördüğünüz gibi beraber açalım arkadaşlar. Evet, şunlar gergi kastakların civataları. Bu otomatik oynar gergi. Açıl susam açıl. Evet. Devirdayım pompamız. Gördüğünüz gibi gerginin yenisi. Ulan bu kadar kağıdı niye koydunuz İtalya'dan? Evet arkadaşlar. Dayko kayışımızı odakla. Hasan odakla. Evet, set halinde. Eskilerini buraya koyuyoruz. Yenileri burada. Evet. Hasan'ım, su tavası getireceğim mi bana? Devirdayım pompasında 3 tane civata var. 1, 2, 3. Hasan'ı tavaya gönderdik. O zamana kadar devirdayımın civatalarını yarıya kadar söktük Hasan. Hasan çok hızlı ya. Dur dur. Antifriz de yok lan Hasan bunda. Alfa Romeo'da antifriz olmaz mı lan? Neyse boş ver. Trigger'le beraber değişelim. Ama zor dönüyor. Kırt 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 ediyor Hasan. Değiştirelim, kafamız rahat olsun. Evet Hasan'ım. Bak şimdi orası nasıl akacak biliyor musun? Göster orayı. Göster göster. Radyatörün kapağını açınca nasıl akacak bak. Hava alacak. Alsın iyice alsın. Antifriz de çıkmadı arabadan. Koyarız antifriz koyarım ya. Yeni devir dayımı verirsin. Al Hasan, benim bezimi sen mi çaldın? Çok sevdim. Devir dayımın yerini sileyim dedim. Bezimi çaldın Hasan. Vallahi Hasan var ya. Alparslan, cebinde bez var mı? Bez istiyorum. Şunları şöyle büküyoruz. Thank you.
Kırmızı. Hasan uyudun. Devir dayama ufaktan bir silikon sürdük. Civatalarında light var. Gevşemesin diye. Ve devir dayamı takıyoruz. Sıcağı sıcağına Hasan. Yok. Bugün burasını çekelim. Bugün yarın bir yerini çekelim. İnsanlar merak etmesin. Yok part 1, part 2, part 3 gerek yok. Anladın mı Hasan? Ya Hasan hiç konuşmuyorsunuz ya. Millet yorumlarda diyor bu adamlar niye konuşmuyor? Bakıyorum başka tamirciler de video çekiyor. Yanındaki adamlar vır 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 baş ağrıtarak konuşuyorlar. İyi aslında ben çok konuşan adamı da sevmiyorum ya biliyorsun. Tabii o yüzden konuşmuyoruz biz de. Ama konuşun abi yani. Tamam saygıdan dolayı belki sessiz kalıyorsun ama yani bugüne kadar size bir fiske bağırdım mı? Yok usta estağfurullah. Elimi kaldırdın mı? Hayır usta. Yani ben hatalarımız olduğu halde bile bir şey demiyorsun yani. İşte millet beni gaddar zannediyor. Mesela o arabanın camı kırıldı mesela bizim hatamız. Senin canın sağ olsun nasıl ne yapayım yani? Size bir şey olursa burada annenizden babanızdan çok en çok ben üzüleceğim. Anladın mı? Evet devir dayımızı taktık Hasan. Çevirelim pislik gibi dönüyor. Sabit gergimizi takalım. Baba bile evladı hata yapınca öldüresiye dövüyor ama ben burada kesinlikle öyle şeylere karşıyım. Sadece bir daha yapmamak şartıyla fırça çekerim belki. Olur değil mi Hasan abi? O da bir istisna zaten usta. Evet Hasan. Şurayı nasıl gösterirsin? Şu kanal. Bak şuradaki kanal şuraya. Hasan. Yaklaş yaklaş yaklaş. Şuradaki pime girecek. Şurada da deliği var. Civatayı takacağım. Evet. Şimdi evet, kanala girdi Hasan. Boşluğunu alalım ki trigger'e takarken sıkıntı yaşamayalım. İleri geri oynuyor mu? Az gevşetelim. Evet. Güzel oynuyor. Elimizin kirlenmesini özledik bazen. 3 gün 4 gün evde yat yat yat. Evet. Kayışı ver bakalım Hasan bana. Evet. Arkadaşlar kayışta yön var mı diyorlar. Trigger kayışında her zaman yön var arkadaşlar. Ok işaretini görüyorsunuz. Evet. Şimdi şuradaki mesafeye bakalım. Burası mazot pompasına, buradaki çizgi, buradaki eksentriye ve ok işaretine yakın olan şu çizgide arkadaşlar. Tabii ki haliyle krank kastanı. Kırmızı. Evet arkadaşlar. Ok işaretimiz şurada. Şurada tam noktaya denk geldi. Ve gergimizi sıkıyoruz. Al bakalım Hasan. Bir tane şarjdan bağlamıyor. Telefon şeyle uğraşıyor. Evet. Getir bakalım Hasan'cığım. Trigger'in sentesini gösterelim. Evet. Pompanın üzerindeki işaret çentik boyaya denk geliyor. Eksentriğin üzerindeki çentik, şuradaki çentik boyaya denk geliyor. Hemen
Aşağı iniyoruz. Buradaki çentik de gördüğünüz gibi tam boyaya denk geliyor. Evet. Evet arkadaşlar. Alfa Romeo Giulietta'nın trigger setini taktık. Hasan tut bakayım. Arkadaşlar trigger setimiz, devir daimimiz, 4 pist taşlama. Artık toplarken göstermeyeceğim. Sadece pratik olarak size gösterme gereğini duydum. Ortalama ne kadar tutar? Dişler taşlanacak, trigger seti, devir dayım. Yağ bakımı var mıydı bu sabah? Ortalama 1500 lira tutar. Ortalama 1700 TL para tutacak. Komple yağ bakımını yapacağız. Trigger seti devir dayımlı olarak değiştik. Dişlerimizi taşlayacağız. Balatalarımız değişmeyecek. Aracın sahibinin isteği üzerine yeni taktırmış. 1700 TL'ye bu iş tamam olacak. Ve gerçekten Fiat grubunda, Fiat grubunda derken Fiat ortaklık galiba. İtalyan aracı Alfa Romeo, bayağı bir kaliteli, göz gezdirdim. Almak isteyenlere tavsiye ederim. Piyasada birçok arabadan da ucuz olduğunu öğrendim. Alınabilir, gönül rahatlığıyla bilinebilir. Hayırlı günler, hayırlı seyirler.